Arkadaşlar merhaba, 10. sınıf konularına kaldığımız yerden devam edeceğiz bugün. Bir önceki dersimizde Kanuni Devri'nin seferlerinden bahsetmiştik. Kanun Sultan Süleyman Devri'nin seferlerinden bahsetmiştik. Bugün ise e, yükselmenin son konusu olan Sokullu döneminden bahsedeceğiz. Sokullu Mehmet Paşa döneminden ne yapacağız? bahsedeceğiz. Tabi şimdi Sokullu Mehmet Paşa deyince bir garip bir durum ortaya çıkıyor. Daha önceden nelerden bahsetmişti? Fatih Sultan Mehmet Paşa. İkinci Bayezid Paşa. Yavuz Sultan Selim Paşa. Kanuni Sultan Süleyman Paşa. Ama Sokullu diyoruz. Sokullu bir Paşa değil. Ama devir olarak onun devrini söylüyoruz. Önce bir başlığı atalım. Sokullu devri diyelim ve bir tarihte yazalım. Şimdi Sokullu devri olarak değerlenmeye alacağımız devir 1566. Yani Kanuni'nin vefatından Sokullu Mehmet Paşa'nın öldürülmesine kadar geçen süredir. Kaldı ki bu dönemde iki tane padişah var. Sokullu devri dediğimiz devirde. Yani 1566 ile 79 döneminde iki tane padişah başta bulunmuştur. O dönemlerde padişahların etkinliği çok fazla olmadığı için genellikle döneme Sokullu dönemi denir. Peki kimdir bu Sokullu? Arkadaşlar Sokullu Mehmet Paşa Sırp, Hırvat kökenli bir devlet adamıdır. Ee, devşirme bir Devlet adamıdır, devşirilmiştir. Zamanla e, Enderun'a dahil edilmiştir. Ve orada gösterdiği başarılarla yükselmiştir. Bir dönem vezirlik, kaptanı deryalık ve nihayetinde sadrazamlık makamına gelmiştir. Sadrazamlık makamına geldiği ilk dönem, hemen onu da söyleyelim. Sadrazamlık makamına geldiği ilk dönem aslında kanuni dönemidir. Kanuni döneminin son... 2 yılına hizmet etmiştir. Yani 1564-66 döneminde kanuniye sadrazam olarak hizmet etti. Sonra 2. Selim Kanun Sultan Süleyman'ın oğlu 2. Selim'in bütün saltanatında vezir azamlık yaptı. Yani 2. Selim ee, şurayı bir düzelteyim. Evet. 2. Selim 8 yıl saltanat sürdü. Bu 8 yıl boyunca Vezir-i Azam sokulluydu. Ve ondan sonraki padişahımız yani 3. Murad'ın da ilk 5 yılına etki etti. Dolayısıyla toplam 15 yıl arkadaşlar sadrazamlık yapan bir kişiden bahsediyoruz. Uzun. Tabi en uzun sadrazam değil ama üç farklı hükümdara hizmet etmesi onun ne kadar etkin ve önemli bir kişi olduğunu ortaya koyuyor. Bu ikinci Selim döneminde ve üçüncü Murad'ın ilk 5 yılında direkt devlet işleri sokulluğunun etkinsi altında gerçekleştiği için biz döneme de sokullu devri ismini ne yapıyoruz veriyoruz. Sokullu Mehmet Paşa döneminde gerçekleştirilen çok çok önemli icraatlar var. Yani yaptığı çok önemli faaliyetler var. Mesela hemen şuraya bir başlık atıyorum. Yaptıkları diyorum. Yani Sokullu Mehmet Paşa'nın döneminde gerçekleştirdiği faaliyetler neler? Bir bakalım. Sırayla gidelim. Tarih sırasına göre gidelim. Bir. Normalde kanuninin son döneminde ama özellikle sokulun etkisi çerçevesinde gerçekleşen bir hase Akdeniz'in düzeltiyorum düzeltiyorum Ege Denizi'nin en önemli adalarından birisi olan alınamayan son ada olarak gördüğümüz Ege'deki alınamayan son ada olarak gördüğümüz Sakız Adası'nı alacağız. İzmir'in hemen karşısındadır. Ve sahillerimizin de güvenliğini tehdit etmektedir. Dolayısıyla Sakız Adası 1566 yılı itibariyle fethedilir ve Osmanlı Ege Denizi'nin güvenliğini tam olarak sağlar. Ege ile Akdeniz'in tam bitiştiği noktada Girit vardır. O çok sonra alınacak. Peki bu bir ilk yaptığı önemli icat. Şey. İki. 1568 yılında daha önce alınıp da elden çıkan, kontrolden çıkan Yemen tekrar kontrol altına alınacak. Uzak bir coğrafya ama orası özellikle güneyi kontrol etmek, baharat yolunu kontrol etmek adına çok çok önemli bir nokta. Yemen ne yapılacak? Alınacak. 1568. Önemli. 3. Geldim 1570'e. Şimdi 1570'te ne oldu? Arkadaşlar 1570'te ikinci Selim'in ısrarı üzerine çok çok önemli bir ada edilecek. Kaynaklara göre ikinci Selim ısrarcıdır. Sokullu biraz gönülsüzdür. Yani adanın alınmasına karşıdır. Eğer ada alınırsa Avrupa'da bize karşı çok büyük bir haçlı Donanması ya da e, ittifakı gerçekleşecek ve bize karşı bir e, saldırı söz konusu olacaktır. O yüzden Kıbrıs'ın alınmasına karşıdır. Fakat 2. Selim'in ısrarı üzerine 1570 yılında ne yapılacaktır? Kıbrıs fethedilecektir. Doğu Akdeniz'in en büyük adasıdır. Ve o bölgedeki güvenliği sağlamak için kesinlikle alınması elzem bir yerdi. Ve alındı 1570. Fakat... Eğer sokullunun hissiyatı gerçekten öyleyse o gerçekleşiyor. Yani o korkusu başına geliyor. 1571 yılında 1571 yılında Batı'da bütün devletlerin dahil olduğu büyük bir haçlı donanması oluşturuyor ve o haçlı donanması Osmanlı donanmasını bir baskınla ortadan kaldırıyor. Yani hiç beklemediğimiz bir anda bize saldırı gerçekleşiyor. Bugün Yunanistan'ın bir liman bölgesi olan İnebahtı'da Osmanlı donanması imha ediliyor. Genel olarak şöyle bir bilgi vardır. Osmanlı tarihi için konuşuyorum. Osmanlı donanması tarihi boyunca dört kez komple imha edilmiştir. Yani yakılmıştır. İşte bu ilk yakılış olarak İnebahtı söylenir. 1570. Yoksa daha önce bir yenilgimiz var bizim. Yenilgilerimiz var bizim. Ama komple ilk yakılış olarak İnebahtı söylenir. Ve Osmanlı'nın Akdeniz'de yenilmez armada olduğu zihni, zihniyeti ortadan kalkmıştır. Yani o tılsım, o sihir, o büyü bozulmuştur. Osmanlı da yenilebilir. Osmanlı da mağlup edilebilir zihniyeti 1571 İnebahtı'yla öne çıkıyor arkadaşlar. Ha, şu da var. Meşhur söylemdir. İşte Venedik elçisi geliyor Sokullu Mehmet Paşa'ya işte İnebahtı'daki yenilgi üzerine bize karşı bir üstünlük havasıyla gelince Sokullu'nun şu cevabı manidar, meşhurdur. Siz diyor İnebahtı'da bizi yenmekle sakalımızı kestiniz, biz Kıbrıs'ı almakla kolunuzu kestik. Kesilen sakal daha gür biter ama kesilen kol yerine gelmez şeklinde bir cevabı var. Tabi bu e, hamasi bir söylem gibi duruyor ama gerçeklik payı da kesinlikle var. Tekrar Osmanlı çok kısa bir sürede büyük ve güçlü bir donanmayı ne yapacaktır? hayata geçirecektir. Bu da önemli bir nokta olarak değerlenmeye alınır. 1571. İnebahtı ine savaş. 1574 bu arkadaşlar ikinci Selim devrinin son olayı. Bundan sonrası ...3. Murat devrine geçiyoruz. 1574 yılında Kuzey Afrika coğrafyasında, Kuzey Afrika coğrafyasında Aldığımız ya da elimize geçen dördüncü önemli bölge Tunus fethediliyor. İlk önce Mısır almıştık. Daha sonra Cezayir egemenliğimize girdi. Barbaros Hayrettin Paşa sayesinde. Daha sonra Libya egemenliğimize girdi. Ve şimdi Tunus egemenliğimize ne yapacak? Girecek. 1574 yılı itibariyle. Bu da önemli bir başarı olarak karşımıza geliyor. Dediğim gibi buraya kadar olan bölüm ikinci Selim devridir. Bundan sonraki devir yani sokullu devri dediğimiz devrin bundan sonraki bölümü 3. Murat devrine dahildir. Peki 3. Murat'ı farklı bir renkte götürelim. 6 diyorum. 1575 Özellikle bizden yardım isteyen bir devletin yardımına koşuyoruz ve bu tarihte bir devleti himaye altına alıyoruz. Nereyi? O günkü adıyla yazayım. Lehistan ve bugünkü adıyla adıyla da yazayım. Polonya. Dolayısıyla arkadaşlar Lehistan 1575 yılında Osmanlı himayesine girecektir. Kısa bir müddet önemli değil. Himayemize girecek. Ve bu çerçevede sınırlarımız kuzeyde şuraya kadar uzanacaktır. Nereye kadar uzanacak? Baltık denizine kadar uzanacak. Güneyde Hint okyanusundan kuzeyde Baltık denizine kadar ulaşan geniş bir coğrafya. Dolayısıyla 1575'te bu başarı ne yapılacaktır? Karşımıza çıkacak. Önemli bir nokta. Ve 1578 arkadaşlar. Bu devirde, bu tarihte biz genellikle Portekizlerle denizde savaşırız ama bu tarihte karada savaşıyoruz Portekiz'le. 1578 yılında şöyle bir savaş yaşayacağız. Şurayı bir düzelteyim. Vadi Üs Seyl Savaşı. Böyle bir savaş. Wadi Usseil, Seil Vadisi Savaşı. Nerede? Fas'ta. Portekiz de Fas'ı kontrol altına almak ister, biz de Fas'ı kontrol altına almak isteriz ve bu çerçevede 1578 yılında Wadi Usseil Savaşı'yla Fas'ı mağlup ederiz. Düzeltiyorum, Portekiz'i mağlup ederiz ve Fas'ı egemenlik altına ne yaparız? Alırız. Dolayısıyla yeni bir denize ulaştık. Bakın, demin Baltık Denizi'ne ulaşmıştık. Daha önce Hint Okyanusu'na ulaşmıştık. Şimdi ise yine bir okyanus, Atlas Okyanusu'na kadar olan tüm Kuzey Afrika artık Osmanlı toprağıdır. Dolayısıyla gerçekten Sokullu devrini baz alarak söylersem muazzam bir genişleme var mı? Var sınırlar genişlemiş. Ha en geniş sınırlar mı? Hayır. En geniş sınırlar değil. Biz en geniş sınırlarımıza daha sonra 1672 bucaşla yaşla ulaşacağız. Geleceksine göreceğimiz bir konu. Dolayısıyla burada Fas egemenlik altımıza girecek ve Kuzey Afrika komple bizim kontrolümüzde olacaktır. Evet arkadaşlar Sokullu Mehmet Paşa devrindeki siyasi olaylar bunlar. Ve Sokullu 1579 yılında bir meczup tarafından öyle ifade edilir. Hançerlenmek suretiyle öldürülecektir. Onun ölümüyle yükselemenin bittiği, yükselmenin bittiği, duraklamanın başladığı ifade edilecektir. Peki Sokullu Mehmet Paşa devrinde sadece siyasi olaylar var. Mı? Yani başka bir hadise, başka bilmemiz gereken bir şey yok mu? Var. Ne var? Sokullu Mehmet Paşa devri deyince aklımıza bir de projeler gelecek. O zaman hemen başlıyor öyle atıyorum. Projeler. Ne projesi diyeceksiniz arkadaşlar? Osmanlı Devleti bazı şeyleri gerçekleştirmek için plan program yapmıştır. Projeler üretmiştir. Ha, bazıları hayata geçirildi, bazıları geçiremedi. Sokullu Mehmet Paşa devrinde de düşünülen birisi teşebbüse geçilip de sonuçlandırılamayan üç proje var. Onlara bir bakalım. Neler o üç projeler? Bir, Don Volga projesi. Nedir bu projenin aslı? Arkadaşlar, Don Nehri ile Volga Nehri arasına bir kanal açacağız. Don Nehri Azak Denizi'ne dökülüyor, Volga Hazar'a dökülüyor. Dolayısıyla Karadeniz Azak Denizi üzerinden giden bir gemi Don Nehri vasıtasıyla açılan kanaldan Volga Nehri'ne, oradan da Hazar Denizi'ne inecektir. Böyle bir düşünce var. Peki bunun gerekçesi ne? Yani niye böyle bir şey düşünüyor? Birkaç gerekçesi var. Mesela bir Rusların Güneye inmesini engelleyebilirsiniz. İki İpek Yoluna canlılık kazandırabilirsiniz. Oradan İpek Yolu geçiyor. Üç İran seferlerinde donanmadan yararlanabilirsiniz. Hazar Denizi'ne bir donanma indireceksiniz. Ince donanma. Dolayısıyla böyle bir proje düşünülüyor ve bu proje bu proje başlanıyor projeye başlanıyor. Kazım başlıyor, 2 kilometre kadar da kazılıyor. Sonradan çeşitli sebeplerden dolayı vazgeçiliyor. Bu kanal bugün açık. 1952 yılında Ruslar bu kanalı ne yapmışlardır? Açmışlardır. Bu önemli. Demek ki bizim açamadığımız bu kanalı Ruslar daha sonra şu tarih itibariyle açtılar diyorum. Peki. İkinci proje. O da şu. Süveyş projesi. Peki bu ne? Bu da şu. Akdeniz'den Kızıldeniz'e bir yol açacaksınız. Bir kanal açacaksınız. Ve o kanal vasıtasıyla Akdeniz donanmasını Kızıldeniz'e ve Hint okyanusuna indirebileceksiniz. Hint deniz seferlerinde kullanabileceksiniz. Aynı zamanda baharat yolunu daha da canlı hale getireceksiniz uzak doğuya gidişi daha kolay hale getirebileceksiniz. Dolayısıyla böyle düşüncelerle bu proje gündeme geliyor. Fakat bu da hayata geçirilemiyor. Çok sonra ama Osmanlı Devleti tarihi içerisinde değerlendirmeye alacağımız bir tarihte 1869 yılında Sultan Abdülaziz döneminde İngiliz-Fransız katkılarıyla ne yapılmıştır? bu kanal açılmıştır. Bugün bu kanal var. Don Volga kanalı da var. Süveyş kanalı da var. Üçüncüsü. Marmara Karadeniz projesi. Bu nedir? Arkadaşlar Karadeniz'den direkt Marmara Denizi'ne hiç İstanbul'a uğramadan, hiç İstanbul boğazından geçmeden bir yol açabilmek. İşte Sakarya Nehri, Sapanca Gölü, İzmit Körfezi'ne bir yol açabilmek. Böyle kısadan İzmit Körfezi'ne inebilmek. Böyle bir düşünce var. Ve bu sayede İstanbul'un güvenliğini sağlayacaksınız, boğazların güvenliğini sağlayacaksınız. Bu düşünce var. Düşünülmüş hatta Mimar Sinan etüdünü yapmış, projesini çizmiş, hazırlıklarını yapmış. Fakat faaliyete ne yapılamamış? Geçirilememiş. Bugün bu kanal ya da bu proje hayata geçirilememiştir. Dolayısıyla Sokullu Mehmet Paşa devri deyince bu projelerde karşımıza geliyor mu? Geliyor. Yapmak isteyip de yapamadıkları bunlar. bunlar daha sonra defalarca gündeme geliyor. Don Volga kanalı defalarca gündeme geliyor. Süveyş özellikle üzerinde çok düşünülüyor. Marmara Karadeniz'de hakeza öyle ama bir türlü hayatı ne yapılamamıştır Onu da ifade etmek lazım. Peki Sokullu Mehmet Paşa devrinde bunun haricinde bir şey var mı? Yani bilmemiz gereken bir şey var mı? Arkadaşlar Sokullu Mehmet Paşa devrinde bir de şu var. Kapitülasyonlar. Şimdi arkadaşlar biz ayrıcalık adı altında bakın böyle bir tabir kullanırsam ayrıcalık adı altında ilk ayrıcalığı Fatih Sultan Mehmet devrinde Venedik'e diye verdik. Kapitülasyon adı altında kabul edersek ilk kapitülasyonu Kanuni Sultan Süleyman devrine Fransa'ya verdik. Nedir ayrıcalık veya kapitülasyon? Bir devletin başka bir devlete kendi sınırları içerisinde tanıdığı farklı haklardır. Diğer devletlere tanımadığı haklardır. Mesela siyasi hak, iktisadi, ekonomik hak, hukuki, adli hak. Mesela kendi vatandaşlarını yargılamak. Bir devlete tanıyorsun, bir devlete tanımıyorsun. Bu ayrıcalıktır işte. Ya da bir devlete gümrük vergisinde indirim yaparken diğer devlete tanımıyorsun. Bu ayrıcalıktır. Ya da bir devlete elçi bulunma hakkı verirken diğer devlete vermiyorsun. İşte bu tarz uygulama biz ayrıcalık, imtiyaz diyoruz. İlk imtiyazı Venedik'e verdik. Fatih Sultan Mehmet. Kapitülasyon adı altında Fransa'ya verdik. Kanun Sultan Süleyman devrine. Şimdi ise yeni bir devlete kapitülasyon veriyoruz. Bu çok önemli. Belki de Akdeniz'de biz kendi elimize soktuk bir daha da çıkmayacak bir devleti burada ayrıcalık sahibi yapıyoruz. Kime? Sokullu Mehmet Paşa devrinde yani 3. Murat devri diyelim aslında. 3. Murat devri burada 3. Murat devrinde ki Sokullu Mehmet Paşa da hakeza hala sadrazamdı. Şu devlete ayrıcalık veriyoruz İngiltere'ye tarihimizde ilk kez İngiltere'ye ayrıcalık verdiğimiz dönem Sokullu dönemi 3. Murat dönemidir. Bu da önemli. Peki bununla birlikte Sokullu'nun yaptıkları yapmadıkları ve belki de yapmaması gerekenleri de ifade etmiş olduk. Dönemini bu şekilde noktalamış olduk. Yükselme devri bu şekilde sona ermiş oldu. Gelecek sene duraklama devriyle alakalı konulardan siyasi olarak duraklama devri konularından devam edeceğiz. Bugünkü dersimizi burada kapatalım. Bir sonraki dersimizde görüşebilmek umuduyla kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.